Ben bir doktorum. Şu an Yüce Türk Milleti adına konuşuyorum. Tüm Türkiye için. Lütfen dediklerime kulak veriniz. Virüsler normalde insan vücudunda yaşar. Fakat koronavirüs insan vücudu olmadan da dışarıda da yaşayabiliyor. Bu ne demek? Maske takmak tek başına sizi kurtarmıyor. Dokunduğunuz her yerden virüsü alıp ağzınıza atabilirsiniz. Örneğin, havaalanındasınız. Uçaktan bir virüsle indi. Gitti bir kitapçıda kitabı karıştırdı. Eğer oraya virüs bulaşmışsa ve biraz sonra siz dokunursanız, bunu ağzınıza götürdüğünüzde size virüs bulaşacak. Ağzınıza götürmediniz diyelim, şuranıza sürdünüz. Burada yaşamaya devam edecek. Bir süre sonra burayı elleyip ağzınıza sürdüğünüzde yine size bulaşacak. Konu bu kadar önemli. Buna rağmen yapılmış olan bazı hatalar var. Amacım hiçbir makamı, hiçbir kurumu suçlamak değil. Bilinçli olmanız için bu videoyu çekiyorum. Aslında kendimi şu an riske atıyorum. Bunları anlatabilmek için biraz kocaman bir yürek olmak lazım. Çünkü bu tür bir konuşma arkasından şu gelecek. İşte felaket tellallığı yapıyor. İşte hükümetimize karşı vesaire. Ben siyaseti bugün için, korona için bir tarafa bıraktım. İnsanlarımızı ve dünyayı düşünüyorum. O yüzden bunları size söyleyeceğim. Ülkemizde az sayıda da olsa bir Çinli nüfusu var. Ve bunlar iş yerlerinde çalışıyorlar. Bunlar neredeydi? Yılbaşında ülkelerine gittiler. Döndükleri zaman ne yapıldı bunlara? Hiçbir şey. Bakın, ben bir göz doktoruyum. 2 gün evvel Almanya uçağından binen bir kişi bugün hiçbir kontrolsüz, hiçbir karantinasız bugün buraya geldi ve lazer olmak istediğini söyledi. Türk olduğu için, yabancı bir ismi olmadığı için rahatlıkla onu içeriye alabiliyorsunuz. İşte Türkiye'nin her tarafında şu an bu tür insanlar, virüs bulaşmış insanlar olabilir. Çünkü genellikle biz yabancı isimlerden çekinerek onları hastanelerimize almamaya baksak da ama dışarıdan gelen önemli bir sayıda Türk var. Bundan 3-4 gün öncesine kadar havaalanlarımızda bir önlem var mıydı? Yıkamakla bu iş olmaz. Örneğin 2 hafta evvel herhangi bir İspanya olsun, İtalya olsun gelmiş olan bir uçak havaalanına indi. Yine dediğim gibi kitapçıya gitti. Tuvalete gitti, oraya gitti, buraya gitti. Virüslerini çevreye saçtı. Bir kişi olması yeterli. Arkasından siz onlara dokunup ağzınıza götürdüğünüz zaman virüsü almış oluyorsunuz. Bu iş bu kadar basit. Bakın hastalarından bile bir eleştiri geliyor. Dün hastamın biri dedi ki, hocam hiçbir önemi yok dedi bu virüsün. Ben dedi gözüme dedi zeytinyağı sürüyorum. Virüs gelince kayıp gidecek dedi. Bakın biz nelerle uğraşıyoruz ya. Lütfen ve lütfen. Lütfen maskenizi takın. Ellerinizi devamlı yıkayın. Dokunmayın her tarafa. Bir asansör düğmesinde bile olabilir. Çünkü dediğim gibi virüs dışarıda yaşayabiliyor arkadaşlar. Bunun bulaşma sebebi bu. Sizin sadece maske takmanız sizi kurtarmıyor. Dokunduğunuz ve ağzınıza götürdüğünüz her şey sizin için bir risk. Yerde, asfaltta 9 saat kalabildiği söyleniyor. Ayakkabınızda bastınız. O ayakkabıyla eve gittiniz. Portmanteoya koydunuz. Biraz sonra çocuğunuz oraya dokununca ona da geçecek. Bunları lütfen unutmayınız. İkinci eklemek istediğim bir şey var. Biz Türkler hiçbir zaman arkamızda başka bir Türk bırakmadık. Ümre'den gelen yaşlılarımız karantinaya alındılar. Herkes sevindi, karantinaya alındılar. Hayır, aslında biz onları ölüme gönderdik. Neden? Bir tane Covid varsa işlerinde şu an orada hepsi enfekte oldu. Ve bunların hepsi yaşlı. Bu insanlar bu şekilde yurtlarda karantinaya alınamaz arkadaşlar. Karantinanın şartları vardır. Açarsın bir tane hastaneyi, her odaya bir tane yaşlıyı koyarsın, bakımını üstlenirsin. Karantina bu şekilde olur. Kusura bakmayın, orada bir tane Covid'li varsa hepsi enfekte oldu şu anda. Felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Bundan sonra yapılacak olanları anlatmak için bunu size anlatıyorum. Bu bir örnek olsun. 15 gün sonra inşallah dediklerim olmaz. İnşallah ben yanılırım. Siz beni suçlayın o zaman sorun yok. Ama ben önceden uyarmış oluyorum. Yüce Türk Milleti ve Türkiye adına konuştum. Bunu lütfen unutmayın.